Bana. 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 Yaptık hocam. O ben yapmadım. Fiziği full yapan var mı? Yanlış öyle. Fiziği full yapan, oğlum full yapan var mı diye soruyorum. Sen kendi durumunu niye anlatıyorsun bana? Fiziği full yapan? Vallahi ya. Ya fiziği full yapan yok mu? Yok. Allah sizi var ya. Şimdi bu videoyu bu videoyu yüklediğimde insanlar ne diyor? Ana bu seferki 12'ler tırt la. Söyle şey gelmez derler. Bunlar tırt la, bunları tokatlarız biz diyecekler. Videosu gelmez derler. E ne yapacağız çocuklar? He? Sana bir şey diyeyim, yan sınıfta matematikle Türkçeyi full yapan var ha. Biliyorsunuz değil mi? Ben en az bir kişi de buradan olur diye düşünüyordum ama. İmkansız değil oğlum, oldu işte. Yalnız sorular vardı, adam onu da doğru yapmış yani. Aa bu arada, şş, bakayım. Yanlış olduğunuz düşündüğünüz soruyu kesin işaretleyin. Yok öyle değil. Öyle değil. Eğer soruda evladım susun. Eğer soruda bir maddi hata, bir maddi hata dediğim işte bu tür dizgi hatası, A şıkkı yazmış sonra B yerine A yazmış mesela gibi. Böyle bir maddi hatalar, kelime hataları ama bu kelime hatası soruyu etkileyecek bir kelime hatası. Bilimsel hata kendinize göre olduğunu görüyorsanız işaretleyin o soruyu. Tamam mı? En doğrusu size hangisi geliyorsa o şekilde işaretleyin. Hiç olmadı şey olur, iptal olur. Yani farklı farklı şeyler yapılıyor, bundan zarar görmeyin. Ama siz işaretleyin gitsin. Tamam mı? Bunu aklınızdan çıkarmayın. Biraz da çalışın derse de. TYT'ye gireceğim diye hiç öncesinde baktınız mı? Ola bir ot diye bir bakayım. Hele bir dalgayı bir inceleyeyim. Neler var neler yok. Evladım otur optiği bitir demiyorum ki. Optiği ben kendim çalışsam bilmem kaç günde bitiririm. Optiği bitir demiyorum. Şöyle bir genel bir bakmak benim bahsettiğim. Bakın yani böyle olması gerekiyormuş. Onu gördük. Evet. Evet, evet, evet. O zaman madem optikten eksiğiniz var, optiğe devam edelim. Değil mi? Değil mi? Ooo, ayete çok şenlikli olacak. Ne yapalım hocam? He? Ne yapalım yani, bakalım. Nasıl ne yapalım lan? Konuların çoğunu işledik zaten. Nasıl işledik? Ayeti işledik de. Hocam harmonik yok. Baktım. İşlemediğin hiçbir şey yok tabii ki. 11. sınıf konuları. 11. sınıf konularını 11'de anlattık da. Artı 12. sınıftan çembersel hareket, değil mi? Var. Onu da anlattık. Daha ne istiyoruz? Onu 11'de de anlattık. Daha ne istiyoruz? Şöyle bir tane ışık kaynağı vardı. Bu ışık kaynağının şöyle orta hizasında bir adet cisimcik vardı. Şurası da yer idi. Yerde bu cismin görüntüsünün, gölgesinin nasıl olacağını düşünmeye çalışıyorduk. Şimdi bunu... Böyle düzgün bir şey çıkmıyor yani. Evet, düzgün bir şey çıkmaz. Ama hayır yani her taraf farklı bir şey çıkıyor. O cismin bulunduğu yere bağlıdır. Mesela ben bunu biraz daha basitleştirmek için şöyle bir şey yapayım. Mesela bu lamba floresan lamba gibi şöyle düz olsaydı. Şöyle. Tamam. Şurada bir tane de cisim olsaydı. Ve burası yer olsaydı. İnsanların aklındaki kavram yanılgılarından bir tanesi budur. Şunu söyler bu kavram yanılgısı. İnsanlar cisimlerin gölgesinin sadece cismin şekline bağlı olduğunu düşünürler. Oysa ki kaynağın şekli de önemlidir. Bakın bu şeyi, bu lamba, bu da mat engel olarak düşüneyim. Bu cismin
gölgesini merak ederken şöyle düşünmeliyim. Aslında boyutu noktasal olmayan bir kaynaktan bahsediyorum. O zaman ben bunu teorik olarak şöyle düşünebilirim. O lambanın, o ışık kaynağının her bir noktası aslında noktasal bir ışık kaynağı olarak düşünülebilir. Tamam. O zaman tam şuradaki bir noktasal ışık kaynağı olduğunu düşünsem şöyle ve şöyle bir gölge olduğunu söylerim. Değil mi? Bu kaynağın hemen dibinde ikinci bir noktasal kaynak var. O zaman onun oluşturduğu gölge de şöyle olur. Şöyle. Yani şurada bir tane gölge olur. Sonra onun dibinde, onun dibinde, onun dibinde deyince burada şöyle gölgeler olacaktır. Yani bu cismin kendisi küresel bir cisim olmasına rağmen aslında gölge şöyle kaynağın şekline benzer bir çubuk halinde olur. Gördün mü? Ha, bu gölgenin hiçbir yeri tam gölge değildir. Eğer yeterince uzaktaysa bu cisim perdeye. Perdeye yaklaştırdığınızda yanlardan daralmaya başlar bu gölge. Perdenin tam dibine koyduğunuzda neredeyse dairesel hale gelmiş olur. Tamam? Anlaştık mı? O zaman kaynağın şekline de benziyor demiş olurum gölgeyi. Burada bir ayrıntı nokta daha var. Bu gölge şöyle olur. Şuraya çizeyim. Bu gölge şöyle kaynak gibi olur. Biraz daha orta hizası daha koyu. Tamam. Ama etrafları biraz daha seyrek. Daha doğrusu biraz daha griye benzer şekilde olur. Ama yine de kaynağın şekline bağlıdır. Kaynağın şekli gibi olur. O zaman bu cismin şu eğer ışık kaynağıysa. Bu cismin görüntüsü de sevgili arkadaşlar yer düzleminde şöyle bir görüntü olur. Bunun da yine orta hizası daha koyu. Tamam, etrafı biraz daha az karanlık olacak şekilde bir gölge oluşur. Bunların hepsi de tam gölgeden, tam gölge olmayan görüntü ya da gölge şeklinde oluşurlar deriz. Tamam, benzer şekil arıyoruz. Evet. Atıyorum, cismi yere daha çok yaklaştırsaydık o zaman tam gölge olacağı yer daha çok artardı. Evet, evet. Gölgenin boyutu... Bağlı. Tabii kesinlikle. Burada mesela eşit mi olur? Yani bu şeyleri uzunlukları bilmen lazım. Benzerlik yapacaksın aslında. Benzerlik yaptığında uzunluklar sana söyleyecek. Gölge daha büyük ya da cisim daha küçük. Cisim daha büyük, gölge daha büyük, kaynak daha büyük, kaynak daha küçük diye uzunluklar söyleyecek sana. Tamam? Anlaştık. O zaman demek ki biz daha önce konuşmuştuk. Bir cismin gölgesi, cismin kendisine bağlı, cismin kesitine bağlı, değil mi? Işık kaynağına bakan kesitine, cismin perdeye bakan kesitine, perdenin duruşuna, ışık kaynağının konumuna ve ışık kaynağının şekline bağlı olacaktır sevgili arkadaşlar. Bunu da söylemiş olduk. Evet. Peki, şimdiye kadar bunlardan bahsettik, bunları iyice öğrendik. Şunu kapat, yoksa ben seni toptan kapatacağım. Allah Allah. Peki. Noktasal bir kaynak kullandığımda görüntünün neye benzediğini, gölgenin neye benzediğini öğrendik de o noktasal kaynak kullandığım sistemde şöyle... K ışık kaynağı, şurada da perde var diye konuşsam. Zaten şunu yapmayı öğrendik. Şöyle çizdim. Cismin sınırlarına ışınlar çizdim. Bu sınırlara gelen ışınlar aslında cisme takılan son ışın olarak bakılmalı. Böyle düşünülmeli. Aslında tam şu çizgiye ışık gelmiyor. Çünkü o ışık cisme dokunduğu için, mat cisme dokunduğu için oraya ulaşamadığı anlamına geliyor. Şuraya dokunan ışık, yani şu ışık artık perdeye ulaşmamış.
Orası perdeye ışık ulaşmayan ilk nokta olarak düşünülmeli. Tamam? Peki. Ben şöyle desem, sen de bunu rahatlıkla biliyorsun zaten. Şurası x, burası y uzaklığı olsa. Mesela x'i artırsam ne olur? X artarsa burada yalnız şöyle düşünün lütfen. G nokta zekalılar. Burada şöyle düşünün. Mesela diyor ya ben x'i artırıyorum diyor. X'i artırıyorum deyince şunu bu tarafa götürerek yapıyorum değil mi? O zaman y'yi de değiştirmiş olursun. Bahsedilen nicelikler tek bir olayla değiştirilir. O zaman ışık kaynağını uzaklaştırıyorum anlamına geliyor. Tamam. Eğer onu kastediyorsa şöyle söyler. Işık kaynağı ve perdenin yeri sabit kalmak şartıyla x artırılırsa işte o zaman y'nin azaldığını rahatlıkla söyleyebilirsin. Tamam. Ben bu durumda sizin böyle anladığınız şekli, anladığınız şeyi ortadan kaldırayım. Kaynak sola çekiliyor. O zaman gölge boyutu azalır. Değil mi? Gördün mü? Gölge boyutu niye azalıyor? Şunun için bak. Kaynak daha uzağa gidince aslında yeni durumda çizdiğim ışık ışınları yani cisme takılan son ışık ışını daha eğik olarak perdeye ulaşıyor. Daha eğik perdeye ulaşmak demek. O zaman bu açılar azaldığına göre şuranın artık gölge olacağını söylemek demek. Tamam, güzel. Kaynak bu durumda sağa çekilirse o zaman gölge artar diyebilirim. Gölge boyutu artar. Peki perdeyi sağa çekelim. O zaman gölge ne olur? He? Allah seni davul etsin. Perdeyi şuraya getiriyorum. O zaman ışık ışınları artık şu çizgiler arasının gölge olacağını söyler bana. Yani gölge artar. Soruyu okumadan çözmek buna deniyor işte. Perdeyi götürüyorum evladım. Perde sola çekilirse o zaman gölge azalır. Zaten benzerlik oranı olarak da bakabilirsiniz buna. Önceden benzerlik bu işin içindeydi ve işlem yapılıyordu. Şimdi artık 2018'den beri işlem yok. Sadece artar, azalır, şekli şöyle olur falan diye ifadeler var. Peki, şimdi artık cisim sola doğru çekilirse gölge boyutu ne olur? Çocuklar birbirinize konuşmayın. Şöyle yapmış oluyorum. Cismi sola doğru çekerken şöyle saçmalıklar yapmayın. Hem sola çekip hem cismi küçültme gibi şeyler yapmayın ya da büyütme gibi. Sadece cismin hizaları, dış sınırları ya da düşeydeki üst noktayla alt noktayı aynı hizada olacak şekilde çekmiş oluyorum. Dolayısıyla şöyle gölgeyi çizdiğimde kocaman bir gölge olmuş oluyor. Bu aslında x'i azaltıp y'yi artırmak anlamına da geliyor. Değil mi? O zaman cisim sola doğru çekilirse gölge artar. Cisim sağa doğru çekilirse bu durumda gölge azalır demiş olurum. Şimdi, peki bunu söylerken şöyle dese cisim ile perde arası mesafe değiştirilmeden cisim ve perde sağa doğru çekilirse ne olur? Gölge ne olur?
Küçülür tabii ya. Ya oğlum, cisimle perdenin arasındaki mesafeyi değiştirmeden bunları sağa doğru çekiyorum ya. La bu kaynağı sola çekmek demek. Evet. Türkçe önemli. Değil mi? Türkçe önemli. Bak adam diyor ki cisim ve kaynak arasındaki mesafe değiştirilmeden cisim ve kaynak sola doğru çekiliyor. Ulan o perdeyi sağa çekmek demek. Değil mi? Bak şimdiye kadar hep öyle oldu biliyor musun? Soruyu soruyorum. İster denemede ister kitap. Diyorum ki kaynağı bu tarafa doğru çekersen ne olur gölge? Azalır hocam, o kolay. Hiç sıkıntı yok. Ondan sonra diyorsun ki altında cisim ve perde arasındaki y mesafesi değiştirilmeden hem cisim hem de perde sağa doğru çekiliyor. Allah, ortalık karışıyor. Ya lütfen okuduğunuz şeyin ne anlama geldiğini birazcık düşünün. Azıcık şöyle ucundan. Minnak. Düşünürseniz doğru cevaba ulaşırsınız. Tamam. Anlaştık mı? Evet. Hı? Güzel. O zaman bir tek noktasal kaynak olduğunda bu noktasal kaynağın cisme uzaklığı önemli bir yer tutacak gölge boyutu için. Bir tek noktasal kaynak olduğunda perdenin cisme uzaklığı, cisimle kaynak arası mesafe, kaynakla perde arası mesafe gibi niceliklerin hepsi önemli ifadeler oluşturacak bize gölge boyutunun değişimi açısından. Peki, acaba elimizde şöyle bir tane cisim olsa ama şöyle bir kaynak, aynı doğru üzerinde bir tane kaynak daha olsa, şu K1 kaynağı, bu da K2 kaynağı olsa, şuraya da perde koysak. Bu perdeyi sevgili arkadaşlar düz çizgi olarak çiziyoruz ama siz şöyle düşünün, karşıdan baktığınız için bu perdeyi düz çizgi görüyorsunuz. Aslında bu taraftan bakınca duvar gibi bir alanı var diye düşüneceğiz. Şimdi bu tür sorularda mat engel ifadesinden sonra şunu söylemeniz lazım. Bakın her zaman böyle düşündüğünüzde doğru cevaba ulaşacaksınız. Sadece K2 kaynağı ve cisim olsaydı gölge nasıl olurdu? Buna bakayım. Sadece K2 kaynağı ve cisim olsaydı gölge şurası olurdu. Orası K2'den ışık almayan bölgeyi oluşturdu. Değil mi? Hatta şöyle diyeyim. Siyahla çizdiğim K2'den ışık almıyor. Peki elimde sadece K1 ve cisim olsaydı o zaman da gölge şöyle bir şey olurdu. Bu maviyle çizdiğim bölüm de K1'den ışık almıyor. Ha, o zaman maviyle çizdiğim bölüm sevgili gençler hem K1'den ışık almadı hem de K2'den ışık almadı. Yani ortamda bulunan kaynakların hiçbirinden ışık almayan bir bölge oluşturdum ki biz buna ne deriz? Tam gölge deriz. O zaman maviyle çizdiğim yer K2'den de ışık almıyor. Buraya tam gölge dedim. Dış taraf K2'den ışık almıyor ama K1'den ışık alıyor. O zaman buraya ne tam olarak bir gölge diyebiliyorum ne de perdenin diğer bölümleri gibi tam olarak bir aydınlık diyebiliyorum. Dolayısıyla efendime söyleyeyim orası yarı gölge olacaktır. O zaman bizim gözlediğimiz şey iç içe geçmiş iki dairesel bölüm. İçerideki dairesel bölüm tam gölge, dışarıdaki dairesel bölüm ya da halka şeklindeki bölüm yarı gölge olacak şekilde bir desen. Dir. Tamam? Anlaştık mı? Peki. Peki. Ben sana desem ki K1 kaynağı şurada olduğu gibi sola çekiliyor desem. K1 kaynağı sola çekiliyor. O zaman gölge için tanımladığım tam gölge ve yarı gölge nasıl değişir acaba? Tam
Tam gölge azalır, yarı gölge artar. Yani K1'i sağa doğru, pardon sana göre sola doğru çektiğimde maviyle çizdiğim çizgiler daha eğik gelecek. Eğik geldikleri için daha az bölüm kaplanacak. Dolayısıyla kaynaktan çıkıp da engele takılan ışık ışınları daha az bölgeyi aydınlatamayacak. O da bize ne yapmış olacak? Gölgenin tam gölge olan bölümünü azaltmış olacak. Ha, şöyle de düşünebilirsin. Mesela K1'i sola doğru çekiyorum diyor ya. Gözünü sevdiğimin adamı. Annesinin bir tanesi. K1'i şuraya çizme, kurban olayım ben sana ya. O K1'i oraya çizersen zor olur bu iş. Optikte kullanacağınız bir yöntem. Kim arıyor? Boş ver. Tamam. Optikte kullanacağınız yöntemlerden bir tanesi vur deyince öldür yöntemi. O size vur diyecek, siz onu öldüreceksiniz. Suyunu çıkarma yöntemi de diyebilirsin buna. Bak, K1'i uzaklaştır diyor ya. O K1'i bir santim uzaklaştırma. Deli bebe. K1'i al sonsuza götür. Sonsuza götürürsen o zaman ne olur? K1'den gelen ışık ışınlarının hepsi neredeyse paralel geliyormuş gibi olur. Paralel geliyorsa şu maviyle çizdiğim çizgi şöyle paralel gidince daha küçük bir bölüme denk gelir. Yarı gölge arttı, tam gölge azaldı. Gördün mü? O zaman şuraya yazalım. K1 sola çekilince yarı gölge arttı, tam gölge azaldı. K1 sola çekildi, yarı gölge arttı, tam gölge azaldı. Tamam, güzel. Peki. K1'i sağa doğru çeksem, tam gölge ve yarı gölge nasıl değişir desem. K1 sağa doğru çekiliyor, tam gölge ve yarı gölge nasıl değişir? Söyle bana. K1 sağa çekiliyor. O zaman yarı gölge ve tam gölge. Bebişler ya. Ya oğlum sizi döverim ya. Bak fizikte ki problemlerden bir tanesi bu. K1 sağa çekiliyor diyorum ya. Oğlum önce diyeceksin ki ne kadar hocam diyeceksin. Çünkü K1, K2'ye gelinceye kadar bir durum oluşur. K2'nin üzerinden cismin olduğu tarafa geçince başka bir durum oluşur. Dolayısıyla buna cevap vermek için önce K1'in ne kadar çekildiğini görmen lazım. Değil mi? Mesela şöyle düşün. K1 tam K2'nin üstüne gelse, tam olarak üst üste binseler. O zaman şu siyahla çizdiğim yerin tamamı tam gölge olacaktır. Değil mi? Ha tamam. O zaman tam gölge artıyor, yarı gölge azalıyor. Ne zamana kadar? K1 K2'nin üstüne gelinceye kadar. Tam K2'nin üstündeyken o zaman tam gölge oluyor her yer, yarı gölge sıfır oluyor. K1, K2'yi geçip hala sağa doğru ilerlerse, yani K1 şuralara gelirse, o zaman yarı gölge artıyor ama tam gölge değişmiyor. Tamam? Ha, K1 sağa çekiliyor. Bu durumda şöyle diyeyim. K2'ye kadar ifade oluşturursam o zaman yarı gölge azalır. Tam gölge artar demiş olurum. K1, K2'nin üstüne geldi. O zaman yarı gölge sıfır olur. Sıfır alanlı yarı gölge oluşmaz. Tam gölge sadece tam gölge oluşur. K1, K2'yi geçince o zaman artık yarı gölge büyüyor. Niye? Şuraya gelince bak şöyle olmaya başladı. Şöyle olmaya başladı. Yarı gölge dış sınırın olduğu yeri düşünürsem
Şuralar yarı gölge, siyahla çizdiğim yerde tam gölge olur. O zaman demek ki yarı gölge artmaya başlar, tam gölge değişmez demem lazım. Gördün mü? Burada anlaştık. Peki ben sana desem ki K2'yi sağa doğru çekiyorum desem. K2 sağa çekiliyor. Tam gölge değişmez. Cisme kadar. Cismin olduğu yere kadar çekiyorum. O zaman tam gölge... Tam gölge değişmez. K1'in oluşturduğu o siyah çizginin olduğu yer. Tam gölge değişmez dedim. Yarı gölge, yarı gölgede artar demiş oluyorum. Gördün mü? Evet. K2'yi sağa doğru çekiyorum. Tam gölge mavi ile gösterilen yer kadar oluyor. Buradan ne görmüş oluyorum? Buradan şunu görmüş oluyorum sevgili gençler. Noktasal ve aynı doğrultulu iki tane kaynakla bir tane mat cisim kullanılarak bir sistem oluşturulmuşsa bu sistemde gördüğünüz gibi tam gölge uzaktaki kaynak tarafından sınırları belirlenen bir alana sahiptir. Yarı gölge yakındaki kaynak cisme tabii ki yakındaki kaynak tarafından belirleniyor sınırları diye söylerim. Tamam mı? Dolayısıyla siz sistemde hep uzaktaki kaynak ne olmuş, yakındaki kaynak ne olmuş diye bakarak sonuca ulaşabilirsiniz. Olduğu için tam gölge değişmiyor. Uzaktaki kaynak K2 oluyor ya. K1'i çektim. K1'i çekiyorum. K2'nin üstüne geldi, tam gölge oldu her yer. Tamam. K1'i çektiğimde bundan sonra uzaktaki kaynak K2 oluyor artık. Uzaktaki kaynak sabit olduğuna göre tam gölge alanı da sabit kalıyor. K2'den itibaren değişmiyor. Aslında K1'den Tabii. Baştaki duruma göre bakarsan öyle. Ama K2'nin sağına geçince, onun için diyorum geçince diye, geçtikten sonra K2 kaynağı uzaktaki kaynak oluyor. Dolayısıyla tam gölge alanı sabitleniyor. Yarı gölge alanında artmaya başlıyor. Tamam. Lütfen şunu yazalım. Noktasal aynı doğrultulu kaynaklarla oluşturulan sistemde. Noktasal aynı doğrultulu kaynaklarla oluşturulan sistemde. Tam gölge sınırları tam gölge sınırları cisme uzak olan kaynak ile tam gölge sınırları cisme uzak olan kaynak ile yarı gölge dış sınırları da yarı gölge dış sınırları da cisme yakın olan kaynak. Yarı gölge dış sınırları da cisme yakın olan kaynak ile belirlenir. Tamam. Peki. Şöyle bir durumdan bahsedelim. Böyle bir durumda gözlediğim gölge deseni şunun gibi olur. Çocuğum sus yavrum. Burası tam gölge. Şurası yarı. Niye? K1 içinde, K2 içinde kullandığım çizgilerden bir tanesi üst üste binmiş. Sadece K1 olsaydı şöyle bir gölge olurdu. Sadece K2 olsaydı, ters söyledim, sadece K2 olsaydı şu olurdu, sadece K1 olsaydı şu olurdu. Dolayısıyla bu ikisinin kesişimini aldığımda şurası tam gölge, burası da yarı gölge olacaktır demiş olur. Tamam? Anlaştık.
O zaman burada K1 kaynağını uzaklaştırsan bu durumda içerideki çizgi daralacak. Yani daha yataya doğru gelecek. O zaman tam gölge küçülecek. Aynı şuradaki gibi. K1'i sola çektiğimde nasıl oluyorsa burada da aynısı oluyor. K2'yi sağa doğru çektiğimde yarı gölgenin dış sınırları büyüyecek. Tam gölge değişmeyecek gibi ifadeleri rahatlıkla söyleyebilirim. O zaman buna bağlı olarak şöyle çizseydim ben sistemi. Bir tane cisim şöyle. Şurada bir K2 kaynağı var. Şurada K1 kaynağı var deseydim, şurada perde olsaydı, buradaki gölge deseni de aşağıdan birbirine teğet olan ve iç içe geçmiş iki tane gölge, dış taraf yarı gölge, içeride kalan kesişim bölgesi de tam gölge olacak şekilde bir durum ortaya çıkacaktı. Sadece K2 olsaydı gölge şurası olurdu. Sadece K1 olsaydı gölge şurası olurdu. Dolayısıyla şu çizdiğim bölüm ne K1'den ne de K2'den ışık alıyor. Orası tam gölge olmalı. Şuralarda yarı gölge olmalı dersin. Tamam.